Merhaba dostlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Meymenet YouTube kanalıma. Bütün yaz Sıla yolu çektik. İznimizi yaptık güzel güzel. Hasretlerimizi giderdik. Eş, dost, akrabalarımızı gördük. Hani bütün senenin özlemi bir ayda şöyle 3 haftada diyelim, 5 haftada sığdırdık yani. Özlemlerimiz gitti. Şimdi hep Sıla yolu yapıyoruz. Bugün de Sıla yolu için çok güzel bir kahvaltı ve yemek yapacağım. Çok değişik bir konsept. Hiç alakası yok Sıla yoluyla ama ne bileyim öyle bir şey düşündüm işte. Demin işte normal günlük hayattan bir gün yani bu. Dostlar. İşte sabah kalktım. Dün öğlenciydim. Öğlenci oldum muydu? 3-11 çalışıyorum. Öğlen 3'ten akşam 11'e kadar. İşte sabah kalktım. Lazım olan alışverişleri yapmam lazım. Ve yaptım. İlk önce size alışverişleri göstereceğim. Ondan sonra muhteşem bir yumurta yapacağım. Birazdan yumurtayı da yaparken göstereceğim size. Önce alışverişlerimi göstereyim. Ne yaptım? Ne yapacağım bugün? Mesela örnek şuradan başlayalım. 10 tane ekmek aldım. Küçük böyle. Onu göstereyim de hani 10 tane deyince şimdi şaşırmayın. Şöyle ufacık ufacık minik ekmeklerden görüyorsunuz taptaze. Fırından yeni çıkmış dumanı üzerinde. Evet. Bu 10 tane ekmek. Bu yemeğin yanına lazım. Biz yemeğe ekmeksiz yemek. Öyle bir milletim. Evet arkadaşlar, dostlar, meymenet takipçileri. Görüyorsunuz 1 kilo tavuk kanat. 1 kilo kanat. En lezzetli tavuğun bölgesi yani. Bunu niye aldım? Birazdan göreceğiniz. Evet. Ve patates. Taze patates. Ve bakalım burada ne var? Evet. İşte olay bu. Dostlar. Şöyle bir tane daha alalım. Evet. Gördüğünüz gibi domatesle patates. Hani belki fikir üretiyor muzdur ne yapacağımı. Ondan sonra amacım şöyle. Şurada bir paketimiz daha var. Sivri kıl biber. Harika, çok lezzetli ve çok faydalı olduğunu da söylüyorlar. Evet dostlar. Ve ufak bir şuradan 3 tane de sarımsağımız var. Bunlar çok lezzetli yemeğin içinde. Yemeğimize de yaklaşıyor zaten. Son 2 tane kaldı. Bugün alışverişim yani. Yeşil zeytin harika dostlar. Tavsiye ederim. Kahvaltıda birebir. Bu zeytinin bir de içinde sarımsak böyle karışımı var yağ hafiften. Muhteşem bir şey. Bu da peynir. Şu Alman peyniri üstünde inek resmi olan var ya çok ünlü. Evet dostlar. Hani ne yapacağız bugün? Bugün önce kahvaltı yapacağız. Birazdan harika bir yumurta yapacağım. Çok basit bir şey. Siz de yapabilirsiniz. Ve arkasından patates. Fırında patates, tavuklu patates oturtturması diyelim. Gerçi bu menüye bir isim bulmak lazım ama ben patates oturtturması diyorum. Eğer siz başka bir isim bulursanız video yorumlarına da yazabilirsiniz dostlar. Evet, hızımızı kesmeden işte bugünkü alışverişimiz bu, yemek alışverişimiz. Birazdan işte yemeği yaptıktan sonra da işe de götüreceğim yemeği. Sonra kalanları da ev halkı yiyecek Allah'ın izniyle. Evet dostlar, şimdi geçelim yumurtaya. Harika bir yumurta yapacağımı söylemiştim size. Evet dostlar, tavamız böyle kırmızı şeklinde bir tava. Harika. Yağımız şu anda eriyor. Yağımız erirken yumurtalarımızı hazırladım. 3 tane yumurta, tek kişilik bir kahvaltı. Onun için 3 tane yumurta yeter. Şimdi
Bu yumurtanın püf noktaları var. Tabii herkes yumurta pişirebilir. Çok basit bir şey. O kadar zor değil. Şöyle altını azıcık bir kısalım ki yağımız böyle yavaş yavaş pişsin, değil mi dostlar? Evet. Şimdi yumurtamızı hazırladık. İçine atacağımız soslardan alalım. Dostlar şöyle içine atacağımız soslardan alıyoruz. Yağımız oldu. Şimdi yumurtaya attın mıydı dostlar? Cız diyecek. Cız demezse o yumurta iyi lezzetli olmaz. İyi pişmez. Evet. Şimdi atıyorum. Cız duyacak mı? Bu çok önemli. Böyle cız diyecek ki lezzet gelecek. Evet dostlar. 3 yumurtamızı kırıyoruz. Duyuyor musunuz? Şşt. Evet. Harika cızladı. İnşallah duymuşsunuzdur. Şöyle 3 tane yumurtamızı kırdık. Şöyle elimi bir yıkayayım ben hemen. Evet, gördüğünüz gibi yumurtalar harika pişiyor. Böyle birbirinden ayırabilirsiniz isterseniz. Evet, yumurtalar pişerken şöyle altını az bir ısıyım ki anlatma payım olsun sizlere. Pardon. Evet, şimdi yumurtalar pişerken hemen baharatlarına geçiyoruz dostlar. Karabiberimiz var. Şöyle karabiberimizi üzerinden gezdiriyor. Karabibersiz yumurta olur mu? Ondan sonra kırmızı biberimiz var. Kırmızı biberimizi de şöyle üzerinden gezdiriyor. Vallahi bu yumurtayı yeme de yanında yat. Ya sıla yolu çeke çeke yer oldu. Şimdi bir dedim bir değişik bir konsept olsun. Evet, pul biberimizi sıra. Şöyle pul biberimizi de gezdiriyor. Oo. Rengi görüyorsunuz ya arkadaşlar. Evet, üzerine de bir miktar tuz. Şöyle bir miktar tuz. Evet. Dostlar, şimdi bu yumurtayı fazla pişirmeyeceğiz. Hafiften böyle ekmeğe banacak şekilde kalacak üzeri. Şimdi lezzeti orada. Ekmeğe banacak şekilde. Bu çok önemli. Evet. Bu şekilde yumurtamız oldu sayılır. Bir tabak hazırlıyorum ben şimdi bu yumurtaya. Şöyle geniş bir tabak. Evet. Şu şekilde geniş bir tabak hazırlıyorum. Dostlar. Evet. Harika bir kahvaltı olacak. Canınız sıkılınca siz de böyle evde kaldın mıydı? Yalnız halde güzel bir yumurta yapabilirsiniz diye size bunu gösteriyorum dostlar. Evet. Demin de dedik fazla bunu şey etmeye gerek yok pişirmeye. Yumurta işlemi tamam. Altını kapatıyorum. Ve bunu şimdi geldik işin püf noktasına. Bunu şöylece şeye döküyorum. Hoppala. Tabağa döktüm. Gördüğünüz gibi tabağa döktüm. Bol yağlı. Dostlar görüyorsunuz ya bol yağlı. Şimdi bunun üzerine çok özel bir zeytinyağı dökeceğim dostlar. Çok özel bir zeytinyağı. Görüyorsunuz bak şöyle bir gezdiriyorum. Oh! Biraz böyle yağlı yağlı oldu ama zeytinyağı gerçekten çok faydalı dostlar. Bunu da burada belirtelim. Evet, şimdi kahvaltımız hazır. Şimdi masaya geçeceğiz. Orada hafiften bir yeme videosu da yapacağız. Ondan sonra Allah'ın izniyle ana yemeğimize geçecek. Gurbetçi dostlar. Evet, buyurun masaya geçelim şimdi. Evet dostlar, gördüğünüz gibi yumurtamız hazır. Muhteşem bir, böyle nefis bir yumurta oldu. Az pişmiş. Üzerine hakiki zeytinyağı gezdirdim böyle. Ekmeğe bandırıp yemeyecek. Allah'ın izniyle ekmeğe bandırıp yiyeceğiz. Yanımızda yeşil zeytin, sağlıklı. Demin dedim ya sarımsaklı, çok lezzetli.
Şöyle ekmeğimizi aldık bak. Demin 10 tane ekmek aldım dedim ya. Hani 10 tane ekmeği şimdi belki ikisini ben yiyeceğim. Evet dostlar. Bismillahirrahmanirrahim. Canınız çekmesin bu arada. Onu da söyleyeyim de. Şöyle bak. Ekmeği bandırdım mıydı hafiften yumurtanın böyle sarısı çıkacak ki lezzeti gelecek. Üzerinde de bol hakiki zeytinyağısı. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Lezzetin dibine vurmak böyle bir şey. Dostlar. Hakikaten bak bu yumurta tarifimi de her tarafta bulamazsınız ona göre. Hani lezzetin dibine vurmak böyle bir şey. Evet. Harika. Tek kelimeyle harika. Biraz da yeşil zeytin tabii ki. Evde yalnız olunca böyle. Dostlar ne yapacağım? Geçen sema verim diye video çektiydim. Aynı onun gibi bir şey. Hani bir araya gelmek biraz zor gurbette. Biri öğlen çalışıyor, biri sabah çalışıyor. Böyle işte yanınızda kahvaltıyı yapıyor. Ne yapalım? Gerçekten var ya, bu yumurtayı denemenizi tavsiye ederim dostlar. Harika bir şey ama yağınız, zeytinyağınız hakiki olacak. Üzerine piştin miydi? Üzerine gezdireceğiniz. Pişerken değil bak, piştin miydi? Resmen mutluluk yaşıyor ya insan. Biliyorsunuz yumurta çok önemli. Evet dostlar. Ben yumurtayı bitireyim. Birazdan yemeğimize geçecek. Ana yemeğimize. Yemeğimiz pişince çıkacağım. Yapılışını da göstereceğim sizlere. Ne yemek yapacak? İşte sıra yolu. Bugün de böyle bir şey olsun dedim. Ya bir de dostlar aboneden çıkmayın ya. Aboneden niye çıkıyorsunuz? O kadar emek veriyorum. O kadar şey diyorum böyle hani araştırma yapıyorum sizler için. Siz gurbetçi dostlar için. Hani sırf yollarda ne bileyim yollarda kalınca işte nerelere başvuracağınız, hangi yoldan gideceğiniz, ne bileyim sıra yolu vinyetleri yaptım, bir sürü bir şeyler yaptım. Evet dostlar, şimdi kahvaltımızı yaptık demin gördüğünüz yumurta üzerinde harika hakiki zeytinyağı. Süper bir kahvaltı oldu. Allah'ımıza şükürler olsun. Şimdi geçelim ana yemeğimize. Birazdan işe gideceğim. Saat 2 gibi falan evden çıkarım ama 2'den önce hepsini yetiştirmem lazım. Bitmesi lazım. İşte de yemek yiyeceğiz. Akşam yemeğini inşallah. Malzemelerimizde ne var? Ana yemeğimizde. Çok basit ya. O kadar yani pahalı bir şey de değil. Dostlar. Pahalı bir şey de değil. Evet. 1 kilo tavuğumuz var. Kanat. 1 kilo kanat. Ondan sonra hocam. Burada sarımsak. Sarımsak çok önemli. Ben 6 diş kullanacağım. Hani sarımsak yemeğin içine bir ayrı lezzet veriyor dostlar. Gerçekten yemeğe bir ayrı, şunun kokusuna baksana, taze sarımsakmış. Demin marketten aldım. Harika bir şey ya. Normalinde bunu böyle günlük aslında bir tane yutacağım. Yani bir nevi antibiyotik gibi bir şey diyebiliriz. Evet. 6 diş sarımsak. Biberimiz sivri. Sivri kıl biber diye geçiyor. Charleston'a da benziyor ama Charleston değil illa. Sivri kıl biber gibi. Evet. Ve 3 tane de domates. Olay bu. Dostlar.
Şimdi yemeğimize geçelim. Allah'ın izniyle. Kap hazırladım dostlar. Bu kabın içine hepsini hazırladığımı, biriktirdiğimi içine koyacağım ve harmanlayacağım. Bu neden büyük bir kap olduğunu birazdan anlayacaksınız inşallah. Evet, önce tavukları, tavuk kanadını içine yerleştiriyorum. Şöyle güzelce yerleştirdim. Aşağı yukarı 1 kilo falan bu kanat. Kanatları kasaptan aldıktan sonra yıkadım. Dostlar, siz de yıkayın. Çünkü ya herkesin ne bileyim eli değiyor. Oraya gelen kadar, kasaba gelen kadar kaç kişinin eli değiyor tavuğa. Tavuğu yıkamak çok önemli bence. Ben yıkıyorum. Siz de yıkamanızı tavsiye ederim. Evet, şimdi hemen bir bıçağımızı alalım. Normal küçük bir bıçağımız. Bunun içine şimdi malzemelerimizi koyacağız. Ben önceden yıkadım patates. Evet, önceden yıkadığım patates. Büyük büyük şey ettim, böyle doğradım. Korkmayın, büyük büyük doğrayın, ne olacak, hepsi fırında pişecek yani. Patatesimizi atıyoruz. Tavuğumuzu altına, patatesimizi üzerine ve charleston diyorum, sivri kıl biberimiz. Bunların acısı yok, böyle büyük büyük doğrayın, korkmayın. Hani ne bileyim, hani tam böyle 5 santim, 2 santim olacak diye bir şey yok. Büyük büyük doğrayın, hiçbir şey olmaz. Zaten bunlar fırına girince lezzetli olacak, böyle eriyor. Evet dostlar, ne yaptık şimdi? Tekrar edelim. Tavuğumuzun üzerine patatesimizi koyduk. Böyle büyük büyük doğranmış. Ben 6 boy büyük boy patates kullandım bu arada dostlar. 1 kilo tavuk kanadı, 6 tane büyük patates, büyük büyük doğradım. Ve domates, 3 tane toros domatesi dostlar. Şimdi bunları da doğruyorum. Bunları da böyle şalkalıyorum. Hani küçük veya büyük olacak diye şey etmeyin. Şöyle bakın. O kadar basit. Hani kendinizi şey etmeyin. Böyle hani şekil verecek, yemeğe şekil verecek diye bir şey yok. Bunlar zaten içinde eriyecek fırında. Bakın, görüyor musun? Güzellik ortaya çıkıyor dostlar. Güzellik ortaya çıkıyor. Bu benim deyimimle patates oturtturması fırında. Ama siz buna eğer başka bir isim buluyorsanız, düşünceleriniz varsa, önerileriniz, video açıklama bölümüne yazabilirsiniz. Evet, şimdi sarımsağı 6 diş ortadan dostlar. Çok basit, bakın. Ortadan kesiyorum, 6 dişi böyle ikiye ayırıyorum. Bir ayrı lezzet verecek şimdi sarımsak. Evet, 6 diş sarımsağımızı ortadan kestik. Şimdi işin püf noktasına geldik dostlar, bakın. Şimdi işin püf noktası. Burası çok önemli bak. Burası neden önemli? Lezzet verecek elementleri atacağım içine. Baharatları yani bu arada. Mesela baharatlarımız ne var? Sayıyorum tek tek. Baharatlarımızdan kırmızı biber, pul biber de olarak geçiyor, toz biber, ondan sonra bu neydi, karabiber, hafiften biraz da böyle bu da değişik bir baharat, biberiye gibi bir şey ama çok lezzet veriyor dostlar. Ve şu da önemli, keri sosu baharatı çok lezzetli, ayrı bir lezzet veriyor bu da. Bu da tavuklara kullandığımız baharat, tavuk baharatı. Evet, şimdi atıyoruz. Önce pul biberimizden başlıyoruz. Şöyle ben göz kararı gezdiriyorum dostlar. Şöyle hani 2 çay kaşığı diyebilirim. 2 çay kaşığı. Bir tatlı kaşığı da olabilir. Ve şimdi toz biberimiz, kırmızı, görüyorsunuz. Şöyle onu da gezdiriyorum. Şöyle bolca atayım ki
acı olsun biraz. Hani acılı o seviyorsanız sizin artık kendinize kalmış bir şey. Acılı sevmiyorsanız normal yaparsınız. Evet. Şöyle karabiberimizden de attık. Evet dostlar. Hani bu da özel bir baharat demiştik. Biberiye gibi bir şey. Bundan da atıyoruz. Evet, şimdi gelelim şu tavuk sosuna. Tavuk baharatına. Bundan da biraz attık. Evet, şu baharattan da atalım. Gerçekten lezzet patlaması olacak dostlar. Ve geldik tuzumuza. Tuzumuzu da atıyoruz. Göz kararı atıyorum ben dostlar. Şöyle göz kararı attım. Çünkü baharatlarda da tuz olduğu için fazla tuz atmaya da gerek yok diye düşünüyorum dostlar. Şimdi gelelim işin püf noktasına. Evet. Zeytinyağı. Normal yemek yağısı değil dostlar. Zeytinyağı. Bakın. Gezdiriyorum. Şöyle hakiki zeytinyağı. Çok lezzetli. Zeytinyağsız bir yemek düşünemiyorum zaten dostlar. Evet. Bu çok az akıyor yani. Çok akıyor gibi görünüyor da. Evet. Bu kadar yeterli miktarımız. Evet. Şimdi içine biraz da salça atacağım dostlar. Salça. Evet. Salçamızı atacağız biraz. Şöyle. Salçamızı da atalım. Evet. Bu kadar kafi. Şöyle az bir şey daha alalım. Evet dostlar. Şimdi bunu güzelce bir harmanlayacağız. Güzelce bir harmanlayacağız. Sonra fırına vereceğiz bunu. Olay bu kadar. İşte patates oturtması diye şekillendirdiğim bu yemek hani nefis olacak gerçekten. İçinde sarımsak da oluyor. Çocuklar bayılacak bu yemeğe. İsterseniz yanına beyaz pilavı, pirinç pilavı yaparsınız bunun. Harmanlamaya başlayacağım dostlar. Evet, şöyle soslarını, yağsını geçirelim ki birbirlerine. Şöyle alttan yukarıya doğru. Evet, tavuklar altta kaldıydı biliyorsunuz. Onları yavaş yavaş yukarı çıkarıyoruz. Şöyle. Gerçekten muhteşem bir yemek olacak dostlar. Şöyle görüyorsunuz. Şahane bir şey. Şöyle. Güzelce bir harmanladık şimdi bunu. Aslında bunun içine dostlar böyle yarım su bardağı da su koyabilirsiniz. Biraz böyle soslarının birbirine geçmesi için ben hemen bir yarım su bardağı su alacağım. Şöyle. Evet, suyumuzu koyduk ve biraz daha harmanlıyorum. Şimdi o suyu koymamın nedeni o attığımız sosların hani kuru kalmasın, birbirine geçsin böyle. Aslında bu böyle yapacağım. Yarım günde dinlenecek dostlar buzdolabında. Yarım gün dinlendikten sonra hani bütün attığımız o içine baharatlar çekecek. Lezzete gel. Evet. Şimdi bunu fırına vereceğiz dostlar. Burası çok önemli. Ben burada hazırladım fırın tepsimizi. Şöyle alayım. Fırın tepsimiz bu. Şimdi fırın tepsimizin içine döküyoruz. Şöyle. Dostlar bu bayağı bir fazla yemek oldu. Bu tahminim bir 6-7 kişilik var. Yanına da pilav yaptım mıydı? Evet, bu 6-7 kişilik var. Demin de söyledik. Yanına pilav yaptım. Şöyle dağıtıyoruz. Fırına vereceğiz. Çok harika ve çok basit bir yemek. Dostlar. Fırına vereceğim yemeği şu anda. Fırınımızı 190 dereceye getirdim. 190 derecede şöyle nasıl diyeyim size 45 dakika 60 dakika hani 1 saat falan pişecek. Ondan sonra yemeğimiz hazır. Evet. Fırına verdik. Bu arada kahve makinemi de görüyorsunuz. Kahve makinem çok seviyorum. Hatta bunun videosunu bile yaptıydım bir ara. Siemens EQ9 gerçekten şahane.
13-14 tane bir kahve yapma kapasitesi var. Hani ne istersen işte, cappuccino, espresso, latte, ne istersen. Ve ayrıca iki tane de şey var, kahve çekme, değirmeni. Evet, bunu da burada görmüş olduk. Her sabah mutlaka ziyaretine gelirim. Evet, biz gelelim asıl konumuza. Yemeğimizi fırına verdik. 190 dereceye ayarladım fırını. 45 dakika, 1 saat pişecek. Ve sonucu birazdan göreceğiz inşallah. Evet dostlar, yemeğimizi fırına verdik şu anda. Yemeğimiz pişerken şöyle ufaktan bir sohbet edelim. Ne demiştim? Yumurta yerken, evet, kahvaltımızı yaparken orada kısa oldu biraz. Bazı ne bileyim Slayolu takipçileri aboneden çıkıyor. Dostlar çıkmayın lütfen. Niye çıkıyorsunuz? Daha güzel hedeflerim var benim. Mesela ben video kanal açıklama bölümüne, video açıklama bölümüne değil dostlar. Oraya hedef koydum kendime. Hani çıkanların da canları sağ olsun. Problem değil. Oraya bir hedef koydum. Oraya bir göz atın isterseniz. İşte 1000, 5000, 10000, 20000, 100000, 1 milyona kadar hedef koydum. Abone sayısı bu. Ve yavaş yavaş basamakları tırmanıyorum. Evet. Çünkü insanlara yardım etmeyi seviyorum ben. Ya mesela bir videoyu 1 saat, 2 saat, bazen 3 saat uğraşıyorum dostlar. Sırf sizlere hizmet olsun diye. Hani bunlar bir gerçek. Örnek, çok kısa bir örnek vereyim size. Vinyet ya, online vinyet. Bulgaristan'da vinyet kulübeleri var. Görüyorsunuz. Buradan almayan Slayolu takipçileri gidiyor Bulgaristan'da, işte vinyet kulübelerinden bin bir türlü zorluklarla vinyetini alıyor. Nasıl bin bir türlü? İşte oradaki vinyet kulübelerinde kredi kartı lazım. Bazı Slayolu sürücülerin kredi kartı olmuyor. Kredi kartı yok. Normal kart bazen işlem yapmıyor. Alıyorsun, plaka girmiyor. Onun için online video yaptım ki Slayolu takipçileri, Slayolu rahim yolu dostlar, Slay rahim yolu, hani fazla beklemeyin diye online video yaptım ya. Ve bu online video o kadar basit değil, hani neredeyse o da benim 1 saat 1,5 saat vaktimi alıyor. Helal olsun sizlere, hani vatandaşlarım, gurbetçi dostlarım için helal olsun. Önemli değil ama işte aboneden çıkmayın ya. Niye çıkıyorsunuz? Şimdi Slayolu yapamıyoruz. İznimizden geldik. Yine de hani informasyon olarak işte Avrupa'daki gelişmeleri, gümrüklerdeki gelişmeler arada sırada veriyoruz videoya ama hani yollara gidemiyoruz artık. Slayolu şu anda bitmiştir yani. İnşallah gelecek seneye yine devam ederiz. Evet dostlar, bu böyle işte, bu vinyet olayı çok önemli bence. Yani zaten gümrüklerde o kadar bekliyoruz, saatlerce bekliyoruz bazen. Hani bir de gidip oraya vinyet kuyruğundan mı bekleyelim? Hani o kadar basit bir şey ki, gidiyorsun online alıyorsun vinyetini, işte 5-10 lira neyse, e-mailine geliyor ve dijital olarak gidiyorsun. Zaten plaka sisteme girdiği anda o devletin hani görünüyor sistemde. Onun için size vinyetinizi aldınız mı almadınız mı diye sorulmaz. Ha bu arada bakın Bulgaristan'dan veya Macaristan'dan, Sırbistan'da fazla vinyet olayı yok da var ama işte hani peşinde ödeyebiliyorsun. Hele hele Bulgaristan'da. Bulgaristan'da bu mesela dikkatimi çekti, sizlere de dikkatimi çekmiştir. Büyük bir kamera tam tekli gümrük girişinde koymuşlar oraya. Kamera arabanın plakalarına doğru bakıyor böyle. Hani eğer orada vinyetinizi almadıysanız yandınız. Hani
7,5 euroluk vinyeti, 8,5 euroluk vinyeti 100 euro mu, 150 euro mu, 200 euro mu? Artık ne alırsa. Onun için her zaman online almak sizin için daha iyi dostlar. Her zaman online alın. İşinizi sağlam alın, yolunuzu devam edin. Evet. Bu sene işte böyle geçti. Güzel geçti bence. Ben 6 hafta gitmiştim. Gerçek doya doya bir tatil yaptım. Ama yani ilk iki buçuk haftası biraz hüzünlüydü. Yani hüzünlü değildi, yani biraz çileliydi diyelim. Geçen videomda da anlattım ya, işte bu doğalgaz olayı. Ya inanın bak, şimdi gene aklıma geldi. İşte laf lafa açıyor derler ya. Bir doğal, benim ev eski yapı, hani 88-90'da aldıydım evi. Eski yapı olduğu için doğalgaz yeni geçiyor bizim oralardan. Büyük şehir aslında, ta ne zaman gelmesi lazımdı. Pardon. İşte doğalgaza abone olacağız. Ya mübarek, Türkiye'de iş yaptırmak gerçekten çok zor ya. Ya adam randevu veriyor, bugün geleceğim diyor. Benim zaten günlerim sayılı. Ben o günümü iptal ediyorum. Kendi kendime işte program yapmıyorum. Randevum var diye. Ya saat 2 oluyor, 3 oluyor, 4 oluyor. Adam gelmiyor. Telefon ediyorum. Neredesin birader? Niye gelmedin? Ya kusura bakma. Saat 4-5 olmuş da kusura bakma, bir işim çıktı, oraya gittim. Yarın geleceğim. Ya mübarek, niye öyle diyorsun? Sabah telefon aç. İşte beyefendi ben gelemeyeceğim. Sen de başka bir işini yap diye. Ben de o günü program yapmadım. Bütün günüm gitti. Benim zaten sayılı günüm var. İşte böyle işte birkaç kere oldu bu olay. Hani iyi bir şey değil dostlar. Gerçekten iyi bir şey değil. Hani nitekim sonunda aldım doğalgazı da, ama hani akınan karayı seçtik. O kadar zor oldu yani. Şimdi Allah'ın izniyle doğalgazımızı da kullanıyoruz. Ya iyi olur, ne bileyim hani. Belki kışın giderik diye. Kışın da gideceğimiz bilmiyorum, gider miyik de onu da bilmiyorum da, ama hani gidersek de açarak kaloriferimizi, otururuk sıcağımızda. Yoksa yani sobayla mubayla kim uğraşacak? Bu işte doğalgaz olayı böyle olduydu dostlar. Hatta bir de şey olayı vardı, bal olayı. Onu da anlattıydım. Kanalımda o video da var. Eğer bal olayını, hani dolandırıcılık gibi bir şey böyle, izlemek isterseniz. Evet dostlar, sorularınız, önerileriniz, ne bileyim, nasıl bir konsept devam etmeliyim? Bu şekilde, ben böyle seviyorum, rahatım ben. Kanalımda özgürüm. İstediğim içeriği paylaşmakta özgürüm. Ama hani siz de neler görmek istiyorsunuz? Onlara da video açıklama bölümüne yazabilirsiniz. Düşünüp değerlendirebilirim. Hani büyüdük Allah'a şükür. 11 bin takipçiyi geçtik dostlar. 11 bin takipçiyi geçtik. Ama işte dediğim gibi çıkmayın lütfen, çıkmayın. Daha hedeflerim var benim. 100 bini bulacak, 1 milyonu bulacak. Hani ben bir de hemen pes etmeyen bir insanım. Pes etmek iyi olmaz. Pes etmeyin, siz de pes etmeyin. Asla hedeflerinize ulaşana kadar. Hani dediğim gibi çıkanların da canı sağ olsun, ne yapalım? Belki sıkılmışlardır, konseptimi beğenmiyorlardır. Öyle bir şey işte. Evet dostlar, birazdan yemeğimiz pişecek. Asıl konumuza gelelim. Demin de videomuzun başında söylediğimiz gibi patates oturtturması diye şekillendirdiğim bir yemek. Ama siz buna güzel bir isim eğer bulduysanız video açıklama bölümüne yazın. Bir değerlendirelim, ona göre bir yemek verelim. Hani çok basit bir yemek işte, 5 patates, birkaç sivri biber, 1 kilo tavuk, üzerine baharat, 2-3 diş sarımsak, domates, olay bitmiştir. Aften de bir zeytinyağı, fırına sür, akşam yemeğe hazır. Her hele yanında da pirinç pilavı yaptın mıydı, yeme de yanında yap. Hatta bir daha püf nokta vereyim size, bir de salata yaptım, şöyle çoban salatası. Muhteşem bir menü. Hani kolay. Öyle zorluğu da yok. Evet dostlar. Birazdan yemeğimizi göreceğiz. Evet dostlar.
Yemeğimiz pişmek üzere. Şöyle 5-10 dakikaya kadar kapatacağım. Ve videomuzu birazdan sonlandıracağım. Harika görünüyor. Bütün detayları anlattım. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çok basit bir yemek. Ucuz da yani, öyle pahalı bir maliyeti yok. Dediğim gibi işte 3-5 patates, 2 domates, 1 kilo tavuk kanat, olay tamam. Evet dostlar. Evet, bu bir böyle bir yemek videosu oldu. Yani konseptimizin tamamen dışına çıktık. Slay yolu çekiyorduk sürekli. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, şen kalın. Meymenetsiz kalmayın.